önümüzdeki senenin de en şanslı burçları ne? Hadi birazcık güzel şeyler söyleyelim. 2023 ile birlikte. 2021-2022 hem Avrupa için hem ülkem için fakat dünyayı meşgul eden en büyük problemlerden biri. Var en temel bilgi neredendir? Oho. O alanda şanslı olacak. İkizler, e, Jüpiter, Satürn e, kavuşumundan kaynaklı dokuzuncu ev konularında yani. Peki en kolay yönü e, biz bir yıl boyunca neyi dinleyelim? Haftalık burçlarda da yıllık burçlarda da yükselen burcunuzu dinleyin. Peki siz örneğin bir kişinin haritasında hmm, şeyi görebiliyor musunuz? İşte bu kişi atıyorum şimdi şiddete çok meyilli veyahut da pedofil hmm. veyahut da katil. Bunları görüyor musunuz? Hızlı bir şekilde burçlarla ilgili bir tavsiyede bulunabiliyor. Olabilir mi diyor şu anda rejideki arkadaşım. Tamam. Koç bakın burada açılar 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 kavuşumlar. Türkiye'nin en tanınmış astrologlarından Nuray Sayarı karşımızda. Merhaba Nuray Hanım. Merhabalar Arzu Hanım. Ee, öyle zannediyorum ki son bir yıldan beri hemen herkesin e, size de mutlaka danışanlarınızın sorduğu klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Ne zaman bitecek bu pandemi, bu korkunç süreç ne zaman bitecek? Şş. Şimdi 1800'lü yılların sonuna doğru İspanyol gribi vardı. Ee, araştırma yapılırsa insanlar iki sene ağızlarında maskeyle gezdi. Onun öncesinde 200 yılda bir gerçekleşen Jüpiter-Satürn'ün vermiş olduğu etki e, bu tarz hastalıkları getirmekte daha öncesinde veba, e, daha öncesinde kuduz gibi. E, i̇nşallah biz bu koronadan dünyaca... 28 Kasım 2022'de arınıp kurtuluyoruz. 2022'nin sonunda tam anlamıyla kurtuluyoruz. Ama ben dünya haritaları üzerinde yaptığım çalışmalarda da, ülke haritası üzerinde yaptığım çalışmalarda da 2021 Aralık'ta Türkiye'de keşfedilecek olan bir ilaç, bir aşı en azından önüne geçecek bu hastalığın. Ama 2022'de dünyaca kurtuluyoruz ama Kasım'dan önce değil tabii ki. İnşallah yanılırım hemen önümüzdeki aylarda kurtuluruz rahat bir nefes alırız. E Zaten 2021'e de Satürn-Jüpiter kavuşumuyla girdik. E, bu yıl yola çıkarken teknolojik gelişmelerin önümüzdeki yıllara hızla ilerleyeceğinin habercisiydi. E, ciddi anlamda insanlık olarak imtihandan geçiyoruz ama her gecenin bir sabahı vardır... Her kışın bir baharı, bir yazı olduğu gibi e, bu zor günlerin de e, güzel günleri olacak mutlaka. Aslında Satürn bize diyor ki insan olmayı öğrendin mi? Bu boyutta insan olduğunu hatırlayarak yaşamanın farkına vardın mı? Jüpiter de diyor ki sana her şeyi bol veririm. Bazen ekmeği bol veririm, bazen meseleyi bol veririm, bazen kederi bol veririm. Sana bu bol verdiğim süreçte sen neyi öğrendin? Neyin fazlaydı? Neden arındın? Neyin eksikti, neyi kazandın? İnsan olduğunu hatırlayarak yaşayanlar ve tekamülün farkında olanlar çok şey kazandılar Arzu Hanım. Yani yanlış anlamadıysam bir buçuk yıl daha mı var bizim bu virüs? Bir buçuk yıl daha biz bu virüsle yaşamayı deneyimleyeceğiz. Peki, bir buçuk yıl daha. Peki e, biz e, şu anda tabii koronadan bahsediyoruz. Peki diğer virüsler başka virüsler olacak mıdır? Bununla ilgili öngörüleriniz neler? Şimdi geçen yıl yapmış olduğum televizyon programlarında, röportajlarda, canlı yayınlarda ilk virüs çıkmadan önce böyle bir olayın olasılığını söylediğimde gülmüştü insanlar bana. 99 yılının deprem kuşağı olduğunu söylediğimde güldükleri gibi. Hatta kendi yakınlarım bile bana söyleme seni deli derler, sana deli derler diyorlardı. Ben ben işimi yapıyorum. Astroloji bana olasılıkları gösteriyor. Hesaplayıp anlatıyorum. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. Ben bir astrolog olarak, araştırmacı bir yazar olarak hesabın sonucunu söylüyorum. Keşke dediklerim olmasa da yanıldı desem kendime. Astroloji bana olasılığı gösteriyor. Keşke yanılsaydım. Böyle bir şey yaşamasaydık. E, mutasyona uğrayacak dedim ve tekrar söylüyorum. Yani şu an çıkan aşıların hiçbir önemi kalmıyor çünkü virüs mutasyona uğrayacak. Ve mutasyona uğraya 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 bir grip halini alacak. İleride de e, grip gibi anacağız. Yani gripin bir türevi bu. Yani aşının pek bir kıymetinin öneminin olacağını düşünmüyorum ben. Mutasyona uğrayan çoğalan virüsler halinde yaşamayı deneyimleyeceğiz. Siz aşı oldunuz mu veyahut da olacak mısınız? E aşı sıra gelirse olacağım ama mutasyona uğradığı için olsam da bir faydası olmayacak. Peki bu pandemiden dolayı e, acaba astrolojiye son 1-2 yıldan beri ilginin arttığını gözlemleyebiliyor musunuz? E, astrolojiye bitti. ilginin hep var olduğu ben 28 yıldır profesyonelce bu yolda yol alıyorum. Şimdi ilgi gösterilmedi. Şu an insanlar evlere tıkıldığı için dikkatini çekmeyenlerin bile dikkatini çekmeye başladı. E, aslında ilgi hep vardı. Farkındalığı yüksek olan kişiler astrolojiyle hep bir çiçeğiydi efendim. Nuray Hanım peki görüp de söylemedikleriniz, söyleyemedikleriniz oluyor mu? Kendi hayatımla ilgili evet. Yok hayır Başkaların ben şu anda şey dünyanın gidişatı ile ilgili geneliyle ilgili sormak istiyorum. Ee, Yo Yok ben hiç saklamıyorum. Ee, dünya 2027'ye kadar dünyada insanlığa huzur yok. Doğru duydum. Bu duygulun, biter değil başka mi? bir şey başlar. Bu biter başka bir şey başlar. 2027'den önce insanoğluna huzur yok. Daha bu kadar açık söylüyorum. Açık ve net. 2027. 2027'ye kadar ben de parmak hesabı yapıyorum. 2027'de kaç yaşında olacağım? İnsanlık huzur bulduğunda aman ya Rabbi 60'a merdiven dayamış olacağım. Huzur olsa ne olur, olmasa ne olur ama her yaşın bir güzelliği var Arzu Hanım. Ee, o zamana kadar öğrenme sürecimiz mi sürecek? O yüzden mi Tabii, yok? Tekamül tamamlıyoruz. Aynen öyle. Bir sonraki nesillere insanca yaşamayı öğretiyoruz. bir sonraki, Öğreteceğiz, hatırlatacağız. Bir sonraki nesillere insanca yaşamayı öğretebilmek için e, şimdiden doğru yatırımları yapmak gerekmiyor mu? Doğayla ilgili insanların yaptığı Tabii. şeyler çok olumsuz. Siz... Aynen öyle. Zaten e, şimdi bakın, e, yeni bir kitap yazıyorum. Neden kaybetmekten bu kadar korkuyoruz? Niye ayrılıktan bu kadar korkuyoruz? Şimdi aslında biz bir boyuttan ayrılıp ana rahmine düşüyoruz. İlk etapta babanın bedeninden ayrılıyoruz, hücrelerinden ayrılıyoruz, ana rahmine düşüyoruz. Gün geliyor, ana rahminde zamanımızı tamamlıyoruz, oradan da ayrılıyoruz ana kucağına. Kucaktan da ayrılıp yere düşüyoruz. Yerden düşüp ayağa kalkıyoruz. Hep ayrılıyoruz bak. Gün geliyor evleniyoruz, evden ayrılıyoruz, okula gidiyoruz, işten ayrılıyoruz, hep ayrılıyoruz. Ayrılıktan da bu yüzden çok korkuyoruz. Bak tabiattan ayrıldığımız için ayrıldığımız ilk tabiatı e, bu boyuttan giderken de bu tabiattan ayrılıyoruz. Önce toprak anaya'nın e, kıymetini bilmek lazım. E, e, bana göre yeryüzü anne, gökyüzü baba. Nefes alıyorsak... Umut vardır. Bak şu anda bile maskeyle dolaşıyoruz sokakta. Çünkü biz yeryüzü anneyi de üzdük. E, hava yüzündeki babayı da üzdük. Gökyüzü baba, yeryüzü anne. E, düşünsenize yağmur yağıyor, toprak ıslanıyor, üretiyor. İşte gök yağmur bir sperm gibi. Yağmuru bir sperm gibi görün. Toprak anayı besliyor. E siz annenin babanın kıymetini bilmezseniz Annenizden babanızdan ne kadar şefkat ve güzellik beklersiniz desem bile ama yine ona rağmen yere tüküreni de yürütüyor üstünde. izmarit atanı da yürütüyor üstünde. Annesini ısıran çocuk, annesini eziyet eden çocuğu anne öldürmüyor, anne eziyet etmiyor. Toprakan'a da öyle. Hiç kıymetini bilmeseniz de sizi üstünde yürütüyor. Size üstünde nefes aldırtıyor. Yani aslında farkındalık dediğimiz şey bu kadar da zor değil aklımızı başımıza almamız gereken bir çağdan geçiyoruz. O kadar önemli Arzu Hanım. Peki aklımızı başımıza almazsak, çünkü herkesin bilinç düzeyi, farkındalık düzeyi çok farklı. Ee, dolayısıyla insanların çoğu öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmezse ne olacak? Ee, bu süre uzar mı? Yok, hayır. Ee, öğrenen ne gözü aydın, öğrenmeyene Geçmiş olsun. O da atalarına, e, yavrularına miras bırakır. Olan, onun soyunda kalanları olur. E, bir uyanan olursa da o soyu uyandırır. Ama e, ne olur? Her kıyamet kişinin bedeninde kopar. Sizi beni ilgilendirmiyor. Herkes kendinden sorumlu. Peki bu insanların evrilmesinden konuştuk. Teknolojiyle ilgili neler görebiliyorsunuz? Bu yapay zeka ile ilgili ve hatta çip takılmasıyla ilgili birçok <laughs> teori var. Bunlarla ilgili sizin öngörüleriniz ne? Bir ara Aşı'da çip olduğu söyleniyordu. Allah aşkına ee, annemle biz bunun komedisini çok yaptık e, aylar öncesinde. Ki ailemde doktorlarım var, kuzenlerim, eniştelerim. Ee, dedim ki anne ya sana çip taksalar ne yapacaklar? Çip zaten elimizdeki telefonlar bizim, bu rivayet. Ee, yani senin e, gelinini çekiştirmeni mi dinleyecekler, benim dedikodumu mu dinleyecekler? Çocukların arasındaki travmayı. Dolayısıyla... İnsanlar, parmak izi, her insanın bir parmak izi var zaten. Ee, bunlara inanmayın, dijital çağ. Yani çip diyorsak eğer biz, çip elimizdeki telefonlar. E bak şimdi hepimizin bir HES kodu var. Onlar da bir çip, ona bakarsınız aşıya çip koymaya gerek yok ki. Biz çoktan çiplendik. Yani bunlara <laughs> çok fazla... E İnanmamak lazım. Her türlü Tabii ki teori çok uğultuluyor şu anda. Hepsine Aynen inanmamak öyle. lazım. İnanmamak lazım, kesinlikle. Siz ama şey bir astrolog olarak demin de söylediniz. Umut her şeydir ve umutsuz kalmamak lazım anladığım kadarıyla. Peki hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı biz Almanya'dayız bildiğiniz gibi. burada da çok Türk yaşıyor bütün Avrupa'da olduğu Avrupa gibi. Avrupa'yı çok iyi biliyorum Arzu Hanım. Ee, imza günlerim, seminerlerim o kadar özledim ki artık iki yıl olmak üzere Avrupa'ya gelmeyi çok özledim. Berlin'i özledim Körn'ü özledim, Danimarka'yı özledim her yeri çok özledim Şu ee, Stuttgart'ı özledim her yeri çok özledim. Dolayısıyla e, inşallah 2023'te e, Arımaya gibi koştur koştur çalışacağız ee, Avrupa'da yaşayan Türklerle kucaklaşacağız, sosyal mesafe derdinden kurtulacağız, ee, yakın temas içerisinde olacağız artık 2023 ile birlikte. 2021-2022 hem Avrupa için hem ülkem için, e, ülkemiz içinde finans olarak zor bir yıl bekliyor. 2023'e kadar ağır finans döngülerinden geçiyoruz hem Türkiye olarak hem Avrupa olarak. Yani Maddi anlamda zorluklar yaşanacak hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Kesinlikle maddi açıdan zaten zor bir sürece girdik. En büyük problem e, bana göre e, parasal konularda ama suyla ilgili de kıtlık riski söz konusu. Suyla ilgili de kıtlık riski söz konusu. Fakat dünyayı meşgul eden en büyük problemlerden biri e, hani temiz suyla alakalı olabilir. Allah sudan yana kıtlık yaşatmasın bize. Zaten önümüzdeki dönemlerde e, yükselen en büyük değer... Arazilerle alakalı Türkiye'de söz konusu büyük teknolojik gelişmelerle e, tarımsal faaliyetler, hayvancılıkta dönüşümler gerçekleşecek. Aynı zamanda 12 burç olarak da değerlendirdiğimiz vakitte e, çok şey var. E, sudan yana kıtlık olmaması için hangi milletten olursak olalım dua edelim. Bu önümüzdeki iki yıl para ve Sudan yana kıtlık risklerimiz olabilir. Allah'ım korusun. Peki her türlü olumsuzluğa rağmen bu senenin e, veya da önümüzdeki senenin de en şanslı burçları ne? Hadi birazcık güzel şeyler söyleyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu sene kariyerin getirdiği anlamında e, kariyerin ön planda olduğunun şansını yakalayacak olan burç, Koç. E, iki Boğa burcu Uranüs'ten dolayı toplumsal statüde dik bir duruş sergileyecek, o alanda şanslı olacak. İkizler, e, Jüpiter-Satürn e, kavuşumundan kaynaklı dokuzuncu ev konularında yani yüksek eğitim, adaletle alakalı zorlanmaların sonucunda e, çok şey kazanacak. En şanslılar yengeçler bu yıl, e, kovalar çok şanslı olacaklar. Yaylar, ikizler çok dikkatli ve tedbirli olmalılar. Son dört yıl zaten inanılmaz büyük talihsizlikleri yengeçler, oğlaklar, kovalar, aslanlar yaşadı. Onlar bu şanssızlıklardan tamamen arınıyorlar. Yani yılın en şanslı burçları yengeç, oğlak, kova ve aslan olacak 2021 olarak değerlendirdiğimde. E, Şanssız demeyelim insanları olumsuz yönde kodlamayalım Arzu Hanım zorlanmalar tabii ki ikizler burcunda yay burcunda olması olası ama her zorluğun bir kolaylığı da vardır olaya o yönde bakmak lazım. Nuray Hanım ben bir şey merak ediyorum bu e, astrologlar e, ve hatta bütün bu dergilerde programlarda haftalık yorumlar yapıyorlar aylık yapıyorlar Hı -hı. yıllık yapıyorlar ama kişinin e, haritası önemli değil mi? Tabii ki. Bunu her zaman söylüyorum ben. Şimdi astroloji demek sadece ben kova burcuyum, e, yükselenim yengeç, ay burcum aslan. Herkesin bir doğum anı haritası var. Astroloji haritamız bir parmak izi gibi. Hani diyorlar ya ben koç burcuyum, arkadaşım da koç ama hiç birbirimize benzemiyoruz. Ha, i̇kizler de evet. var öyle birbirine benzemeyen hatta. Yani bütün burçlar için bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Hepimizin bir doğum anı haritası var. O doğum anı haritası bizim parmak izimiz gibi. Herkes bir yola yürüyor ama yönler ve duygular değişebiliyor. Dolayısıyla sadece burç olarak değerlendirmeyelim. Doğum haritası olarak natal ve transit harita olarak değerlendirelim. Peki en kolay yönü e, biz bir yıl boyunca neyi dinleyelim? Haftalık burçlarda da yıllık burçlarda da yükselen burcunuzu dinleyin. Yükselen sizin yaşamda aldığınız yoldur çünkü. Ama... İnsanlar mutlaka yılda bir kere profesyonel bir astrologdan danışmanlık almalı. Niye almalı? Hiç bir kere almıyorsa bile ömründe bir kere almalı. Ne yaparsa başarılı bir insan olur. Hayat stratejisi nasıl devam etmelidir? Hayatın nasıl değerlendirmelidir, nasıl kucaklamalıdır, nerede doğru duruş sergilemelidir, nerede kendini kalkındırmalıdır. Yani kendini tanıması açısından mutlaka haritasını incelemelidir. Ve ben yıllardır sayısız öğrenciler yetiştiriyorum. Ee, herkes öğrenmeli, profesyonel bir meslek olarak yapmasa dahi kendi hayat stratejisini ve yolunu belirlemesi için mutlaka astroloji eğitimi almalı bir birey. En eğitimi azından, almalı dediniz, eğitimi. Eğitimi almalı. Sadece danışmanlık almalı. değil. Değil. Yani danışmanlık alıyorsa eğitim almasına gerek yok ama ben bir astroloğa gitmek istemiyorum diyorsa mutlaka eğitim alsın, kendi hayat stratejisini belirlesin. Bana gelmek zorunda değil. Yani, ama tabii ki bu tabii. eğitimi almak için kişinin haritasının da buna izin vermesi lazım. Peki siz örneğin bir kişinin haritasında... Hmm, şeyi görebiliyor musunuz? İşte bu kişi atıyorum şimdi şiddete çok meyilli veyahut da pedofil. Hmm. Veyahut da katil. Bunları görüyor musunuz? Gördüğünüz Tabii ki zaman Peki gördüğünüz Söylüyoruz. zaman ne yapabilirsiniz? Söylüyoruz. Yani Söylüyorum. Bu... Evet. Şimdi karşınıza gelen insan size danışmanlığa gelmiş. Avrupa'dan çok danışanım var benim. İlle yüz yüze görüşmeme gerek yok. E, Skype üzerinden, e, WhatsApp üzerinden görüntülü ee, görüşüyoruz, ee, sayısız danışmanlıklar veriyorum. Ee, benim için karşımdaki kişinin ne olduğunu bilmesi, motiv olmaya ihtiyacı yok, gerçekle yüzleşmeye ihtiyacı var. Yani ben sadece e, hani olumsuz özellikleri olanlara da hizmet ediyorum, insana hizmet ediyorum, gönüllere dokunuyorum ve söylüyorum. Yani hırsız olan bir insana karma yarattığını, hırsızlığı bırakması gerektiğini söylüyorum. Yalancıya yalancılıktan kurtulması gerektiğini söylüyorum. Peki yani, o zaman bu mümkün mü? Yani kişinin karakterinin aslında değişmeyeceği temel özelliklere sahip değil mi kişiler? Yoksa hayır her türlü mi? özelliği e, o zaman değiştirmek mümkün mü? astrolojiyi niye inceliyoruz? Ona nasıl yardımcı olabilirim? Onu olumsuzluktan, onu aşağıya çeken özelliklerden nasıl kurtarabilirim? Zaten kurtulmak istiyorsa size danışmanlığa geliyordur. O öyle kabule geçtiyse kimseye danışmaya ihtiyacı yok. ki En büyük öğretmen kendisidir. Ama size geldiyse e, mutlaka onun gönlüne dokunmak gerekiyor. Şimdi kader neye göre kader? Herkes tercih ettiği kaderi yaşar Arzu Hanım. Herkes peki, tercih ettiği kaderi yaşar. Peki şöyle bir o zaman soru şu anda aklıma geldi. Diyelim ki işte ben şu burçladım, birlikte olduğum insan bu burçtan ve burçlara göre biz hiç uyumlu bir çift değiliz. Ama gene de birliktelik beraberiz. Evet beraberiz ve bu beraberliğin bir umudu var mıdır yoksa siz şey mi dersiniz yok? imkanı yok. Burç uyumu diye bir şeye inanmıyorum bir astrolog olarak. Harita uyumu. Şimdi insanlar hep ruhunun eşini arıyor. Ruh eşi diye bir şey yoktur. Ruhlar eşsizdir. Şahsa özeldir, münasırdır. Ee, bazı insanlar hayatımıza girer imtihan olur 10 yıl kalır çok şey öğretir bazı insanlar 40 yıl kalır kimi ilişkiyi bitirerek noktalayarak gider kimi bu boyuttan göçer gider hepimiz birbirimizin hayatına bir sebepten giriyoruz boşuna girmiyoruz yani ben kova burcuyum ee, bir aslan zıt burçlu asla olamam diye bir şey yok mutlaka uyan bir şey vardır, öğreteceği bir şey vardır. O yüzden hayatımıza giriyordur. Boşuna diye bir şey yoktur. Ama bu hayatına girmesin diye de bir şey yoktur. Girmesi gerekiyorsa girecektir. Ben çok ünlü dünya ödülleri almış bir astrolog olmama rağmen o diye yaşamıyorum. Acılar da çekiyorum, çileler de çekiyorum. Travmalar da yaşıyorum. Ama ne öğreniyorum, neden arınıyorum? Ona bakıyorum. Bu benim başıma niye geldi diye eyvah eyvah diye dövünmüyorum. Öğrendiğime bakıyorum. Hayat bir armağan süresi yok. Hayat size neyi öğretiyor, neyi hatırlatıyor? Ona bakın. Kişilerin e, karakteri kaderidir cümlesi sizce ne derece doğru? Hayır. Kişilerin seçtiği, tercih ettiği durumlar kaderidir. Kader olsaydı o zaman hiçbir din olmazdı. Kader olsaydı o zaman e, ölüm olmazdı. Hmm. ...tekamül diye bir şey var... ...seçtiğimiz, tercih ettiğimiz hayatlar var... ...peki şöyle ters köşe durumlar oluyor mu Nuray Hanım... ...ne bileyim pasaklı bir başak burcu... ...işte cinsellik devleti kıskançlıkta... ...hiç ilgilenmeyen akrep burcu... ...bunu nasıl açıklıyorsunuz... ...haritadaki durumlardan gezegen konumlanmaları... ...açılar, gezegen Açılardan. konumlanmaları... ...açılar, kavuşumlar... E, ...astroidler... ...sabit yıldızlar... ...sadece e, burç değil... Yani şöyle göstereyim ben size ee, önümde bir harita açayım bakın şimdi örneğin bu bir transit bakın burada açılar 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 kavuşumlar görüyor musunuz? Evet. Yani evet. burada sadece koç burcu boğa burcu olmak yetmiyor hanımefendiciğim yani haritayı genel anlamda incelemek çok önemli. Evet o haftalık, aylık, günlük ya da yıllık şeyleri e, dinlemek bir faydası vardır belki. Ama ciddi anlamda e, haritaya baktırmak e, çok önemli. Her türlü detayı oradan öğrenmek ve ona göre kendine bir rota çizmek. Aynen öyle Arzu Hanım. Aynı zamanda şu var. Ben e, şu kelimeyi hiç sevmiyorum. E, ben 49 yaşında bir hatunum. E, 16 yaşından beri bu astroloji yolculuğunun içindeyim. Ee, yıllardır bana diyorlar ki bu hafta ne dediysen tuttu. Ya ne demek tuttu? Ben bir şey atmıyorum ki tutsun. Ben hesaplayıp anlatıyorum, olasılığı söylüyorum. Ya da kadın medyum gibi, kain gibi ne dese çıkıyor. Ee, ya da bazıları diyor ki gayibi Allah bilir. Gayip ne demek? Kayıp demek. Ben kayıp aramıyorum ki ben var olanı araştırıyorum, inceliyorum, inceliyorum ve ifade ediyorum. Peki. Allahü Teala her şeyi biz özel kulları için yaratmış. Önce kainatı, kozmosu, sonra insanlığı. Gökyüzündeki Arşu Ala ve sema bile biz insanlara hizmet ediyor. Yukarıda ne varsa aşağıda da aynısı var. Sözcüğüyle bakalım olaya. Astrolojinin temel bilgileri nereden? geliyor yani sizin elinizdeki bilgilerin de mutlaka bir kaynağı var en temel bilgi neredendir Oho, temelin temeli temelin şu ı hmm. bunu araştırmakla anlatmakla bitmez ee, Yunus'un bir sözü var ya bakarım kendime içimde bir ben daha var temel oraya dayanıyor içindeki sana dayanıyor kozmozun deliğine kara deliğe dayanıyor ama sizlere e, gelen şey bilgileri, işte Satürn şöyle bir gezegen ve bu özellikleri taşıyor, İşte Jüpiter'in böyle özellikleri var. Bu bilgiler ama yıllar içinde herhalde yazılı kaynaklarla ulaştı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hmm. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, yazının çıkmadan önce astroloji vardı. Yazı. ...çıkmadan önce astroloji vardı. Ben bu soruyu yani niye soruyorum? Mi... Bunun işte fal olduğunu söyleyen insanlara... Evet Evet ...bilgilendirmek evet. için. Yani e, milattan önceye dayanıyor. Ne diyeyim ben? Yıldızlara bakarak... ...yol bulunuyordu. Sizin Yılın... tanışmanız nasıl oldu? E, kendiniz bir astroloğa gittiniz. ilginizi mi çekti yoksa? Hayır hiç alakası yok. Ben e, 15 yaşında... ...evlenip anne oldum. Ee, evlendim. içindeki gücün sırrını keşfet kitabımı okuyanlar bilir. Çünkü altı e, 6 ay best seller oldu. E, dünya ödüllü bir astroloğum. Ben e, sezgileri ve hisleri güçlü bir insandım. Atalarımdan, örneğin babamın soyu, annemin soyunda çok önemli kainler varmış. Hani bugünün astrologları, nurlar içinde yatsınlar. Genetik benim. Üç kız kardeşiz biz. Üçümüz de astroloğuz. Üçünüz de kova burcu musunuz? bu niye Çok astrolog var kova burcundan. <laughs> evet, evet, hayır. Ee, kız kardeşim balık burcu, Gülay Uman Aloğlu, o da Türkiye'de çok önemli bir astrolog. Ee, Müzeyen Uman Nunu, e, o da çok iyi bir astrolog ve aynı zamanda medyum. Ee, Tuğçe İlgezdi, Müzeyen'in kızı. Ee, Tuğçe e, Özcan İlgezdi. O da e, çok iyi bir astrolog. Önce benden eğitim aldı. Sonra Gülay teyzesinden, Öner Döşer'den hala da eğitimleri devam etmekte. Ailecek böyleyiz efendim. E, bu bizim tercihimiz değil, ilgimiz değil. Karmamızda olduğu için biz bu yolda Türkiye'de de dördümüzde ee, bu alanda popüler isimleriz. Sizin bütün söylediklerinizden benim bir de şöyle bir çıkarımım oldu. Ee, çocuğu olan yani anneler özellikle galiba ne kadar erken yaşta giderlerse çocukların haritasını çıkarmaya o kadar doğru bir yönlendirme yaparlar. Tabii. Doğru mu? Tabii. Çok doğru. Hem evladınızla ilişkileriniz çok iyi olur bir anne kontrolü altına almaktan ziyade onun bir birey olduğunu hissedip yaşarsınız. Ona da birey muamelesi yaparsınız. O sizin evladınızdır. Yine çok seversiniz. Çocuğunuzun zorlayıcı potansiyellerini de görürsünüz. Başarılarını da görürsünüz. Ve iyi bir evlat yetiştirirsiniz. Hem kendinize hayırlı bir evlat olur, hem iyi bir istikbali olur, hem topluma faydası, dünyaya faydası olur. Peki efendim son olarak ben sadece bir Amerika, iki Avrupa Birliği, üç Türkiye ile ilgili nasıl bir gelecek bu son cümleyle eğer üçünü toparlarsanız bana. Şimdi hemen söylüyorum Arzu Hanım. Şimdi Amerika diye bir toplum kalmayacak gelecekte. Dünyayı Çin, dünyayı Çin ve Türkiye yönetecek. Şimdi kalmayacak derken Güçlerini kaybedecek anlamında yani. Coğrafyadan Güçlerini kayb Hayır hayır coğrafyadan anlamına. silinme değil. Gücünü kaybedecek dünyayı Çin'le Türkiye yönetecek. E, 2030'lu yıllar itibariyle. Ya görebileceğiz yani. 2030'dan itibaren biz bunu göreceğiz. Yani Amerika devri kapanıyor yavaş yavaş. 2030 itibariyle e, Amerika da Türkiye'ye bağlı kalmak durumunda kalacak Avrupa'da. Yani Türkler Çince öğrenirse, Çinliler de Türkçe öğrenirse herhalde faydalı olacak. Valla e, Türklerin öğrenemeyeceği, elde edemeyeceği güç yok. E, her türlü zorluğun üstesinden gelecekler. Geldikleri gibi ne olursa olsun bu da geçer, bu da geçer, her şey geçer diyen bir karmanın çocuklarıyız biz. O yüzden neler gördük, neler geçirdik e, bunları da geçireceğiz ama dünyayı e, ülkemiz yönetecek. Peki, 2030'dan, 2030'dan itibaren. Peki Avrupa Birliği için neler dersiniz biliyorsunuz Avrupa'da yaşayan da Türk, çok Türk. Tabii ki, insan tabii ki, için. tabii ki. Yani Avrupa Birliği böyle devam eder. Ee, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri e, zorlanmalar olabilir ama 2030'dan itibaren mükemmel olacak. Hızlı bir şekilde burçlarla ilgili bir tavsiyede bulunabilir mi diyor şu anda rüzgârlık arkadaşım. Tamam, koçlara <laughs> diyorum ki yavaşlayın. Hayatınızı güzelleştirin. Boğalara diyorum ki fazla sabit fikirli olmayın. İkizlere diyorum ki dedikodu yapmaktan vazgeçin. Yengeçlere diyorum ki geçmişle yaşamayın. Aslanlara diyorum ki içsel dengenizi koruyun. Başaklara diyorum ki farkındalık kazanın. Terazilere diyorum ki ego savaşları yapmayın. Akreplere diyorum ki iç sesinize ve sezgilerinize güvenin, hırslanmayın. Yaylara diyorum ki içsel özgürlüğünüzü de korumaya alın. Başkalarını mutlu ederek yaşamayın. Oğlaklara diyorum ki geçmişte yıprandığınız olaylar geleceğinizi etki etmeyecek. Kovalara diyorum ki önüne bak, geçmişle uğraşma. Kimin senin için ne düşündüğüne takılma. Balıklara diyorum ki sen sen ol. Bu yıl kimsenin seni kandırmasına müsaade etme ve izin verme. Özetle. Ben de ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık, bilginize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Arzu hanımcığım. Çok öpüyorum. Avrupa'da yaşayan, dünyanın her yerindeki herkese selamlar olsun, sevgiler olsun.